Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Derse başlamadan önce bugün 6 Şubat 2023. Türkiye tarihinde ilk defa 10 vilayette bir anda tesirini gösteren çok büyük bir depremle karşılaştık. Bu depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah şehitlik makamıyla ahirete göçmüşlerdir. Geride kalan yaralılara Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Ve vefat edenlerin yakınlarına da, yaralıların yakınlarına da Cenab-ı Hak'tan sabırlar diliyoruz. Cenab-ı Hak bu tarzda emsali görülmedik semavi ve arzi bela ve musibetleri bir daha ülkemize yaşatmasın inşallah. Duasıyla dersimize başlamış olalım. Bu akşam mektubat eserinin 15. mektubuna gelmiştik. Dün akşam ifade ettik. Oradan devam ettireceğiz dersimizi inşallah. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yüsebbihü bihamdi. Aziz kardeşim, senin birinci sualin ki bu sual sahibi çok büyük bir ihtimalle daha sonra emekli albay olarak askeriyeden terhis olan Elazığlı Hulusi Yahya Gil abi olması lazım. Çünkü en çok soruları mektubatta o sormuş. Sorusu şöyle: sahabeler nazar velayetle, evliyalık gözüyle müfsitleri, yani toplum hayatında bozgunculuk yapanları neden keşfedemediler? Ta Hulefai Raşidi'nin, 4 büyük halifenin 3'ünün, yani Hazreti Bekir radıyallahu anh hariç, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain, 3'ünün şehadetini netice verdi. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden, evliyalardan daha büyük deniliyor. Böyle bir soru sormuş. El cevap, bunda iki makam var. Birinci makam, dakik, çok ince bir sır velayetin, evliyalık sırrının beyanıyla sual halledilir şöyle ki: sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, en büyük evliyalık makamı denilen veraset-i nübüvvetten, peygamberlik mesleğine varis olmaktan gelen, berzah tarikine uğramayarak, yani tarikattaki tasavvuf denilen o uzun yola uğramadan, doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip, akrabiyeti ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın bize, bizden daha yakın oluşunun inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Harikaları az, fakat meziyetleri çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Şimdi bu doğrudan doğruya zahirden hakikate geçmek, tasavvuf berzahını uğramadan hakikati bulmak ne demek? Bunu anlatan Bediüzzaman'ın hayatından, eski Said döneminden bir hatıra var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Merhum ve muazzez üstadımız 1911-14 arasında Van'da Horhor Medresesi'nde talebe okutmaktayken, talebeleri her birisi alim derecesinde yüksek ilim sahibi insanlar ama Bediüzzaman'a talebe olmuşlar.
Onlardan bir tanesi de Molla Resul adındaki bir zat. Alim olan birisi bu. Ama aynı zamanda 3-4 yaş Bediüzzaman'dan da yaşlıca. Bundan dolayı biraz nazı da geçiyor Bediüzzaman'ın yanında. Bir gün demiş ki Bediüzzaman Hazretlerine, Seyda, yani efendim demektir Seyda. Bizim bu havalde bir söz vardır. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır derler. Biz seni kendimize üstad bildik, bir şeyhin delini tutmadık. Ona biat etmedik, bağlanmadık. Ama senin de ne yaptığını bir türlü anlayamıyoruz. Bu ne biçim yol? Demiş. Üstad Hazretleri gülümseyerek avucunun içerisine bir daire çizmiş. Demiş ki kardeşim, ben sünnet-i peygamberi içinde bir daire açtım. Siz bu dairenin içine girin ve sadakatle orada kalın, gereğini de yapın. Şayet mahşer günü mahrum olursanız gelin sırtımın yükü olun. Bu hususi bir inayeti ilahiyeye, Allah'ın özel yardımına binen ebedi bir teminat, garantidir diyor. Bunu ifade ettikten sonra elini 99'luk tesbihi almış. Demiş ki kardeşim, şu tesbihin imamesi var ya, işte bu hakikattır. Bu hakikate ulaşmak için iki tane yol vardır. Birincisi, ilk taneden hemen imameye geçmektir. İşte bu doğrudan doğruyu zahirden hakikate geçmenin ifadesidir. İkinci yol ise bu 99 taneli tesbihin 33 tanesini her birisi bir engel olarak görün. Gurur, kibir, riya, ucub, haset, kıskançlık filan gibi. Bunları aşağı aşağı birinci müezzin, 33 taneden sonra gelen birinci müezzin fena fi şey makamıdır. Oraya kadar gidebilen fena fi şey makamında bir müddet kalır. Ondan sonra gelen her bir tane daha ince ve derin engeller olarak karşısına çıkar. Onları da aşabilirse ikinci müezzine ulaşır. Tarikat yolunda giden, tasavvuf berzağına uğrayan kişi. O da fena fir resul makamıdır. Artık şeyh gerilerde kalmıştır. Oraya gelen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da fani olur. Onu düşünür, rüyasında onu görür. Onunla oturur, onunla karkar gibi bir hal içerisinde olur. Bir müddet orada kalır. Orayı geçtikten sonra çok daha ince ve derin sırlarla dolu, daha nice engelleri aşabilirse aşağı 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 nihayet 40 günden 40 seneye kadar süren uzun bir çalışmayla nihayet son hedef olan imamiye gelir. Yani fena fillah, beka billah makamıdır o. Her an Allah'ın huzurunda olduğunun şuuruyla yaşamaya başlar. Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı hiçbir şey yapmaz. Her an Allah'la baş başadır o. Zaten Allah bütün kullarıyla her an baş başa, o bizim yanımızda. Ama biz Allah'la baş başa mıyız? Allah'ın her an yanımızda bize bizden yakın olduğunu şuurun içinde yaşıyor muyuz? İşte orası en uç makamdır. Fena fillah, beka billah. 40 günden 40 seneye kadar uzun bir çalışmanın sonucunda varılan bu hedefe işte Bediüzzaman Hazretleri, sahabe-i kiramın mazhar olduğu veraset-i nübüvvet sırrına dayalı olaraktan doğrudan doğruya zahirden hakikate geçerek
birinci taneden imameye atlamak gibi 40 dakikada aynı hedefe götüren bir yol Kur'an'dan bulduğunu ifade ediyor. İşte Risale-i Nur'da tıpkı sahabe-i kiramda olduğu gibi meziyet çok ama keşif keramet bizde pek yok. Sahabilerde olmadığı gibi. Hem evliyanın kerametleri ise, şimdi bakın, keşif keramet sahabilerde gözükmüyordu ya fazla, bizde de gözükmüyor. Ama evliyanın kerametleri ise ekserisi ihtiyari değil. Yani iradesi dahilinde gerçekleşen bir durum söz konusu değil. Ummadığı yerden ikram-ı ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. Dereden karşıya batmadan yürüyerek geçiverir. Kendisi de şaşar, nasıl oldu bu işe. Anlar ki keramete mazhar oldu. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyr-i sülük zamanında, yani o tarikat berzahında hareket halindeyken, tarikat berzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten, yani sıradan insan olmaktan bir derece tecerrüt ettiklerinden, sıyrıldıklarından hilaf-ı adet halata, hallere mazhar olurlar. Mesela Rufailer dergahta toplandıkları zaman ellerinde şiş, Allah Allah, yani bellerine batırıyorlar, dudaklarını, ağızlarını batırıyorlar. Hiçbir şey olmuyor, kan da çıkmıyor. İlk defa oraya giden yeni insanlar da bu hali görünce, ooo, nasıl keramet bu ya? Demek bunların yolu doğru der. Onların kerameti karşısında ben de buraya dahil olmak istiyorum der, olur. Zamandan o da oraya erer. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikası yansımasıyla ve incizabıyla, onun mıknatıs gibi cezbetmesiyle, iksiriyle tarikattaki seyr-i sülük daire-i azibinin, o 40 sene kadar süren o büyük dairenin tayına, oraları geçmeye mecbur değildirler sahabeler. Bir kademde, bir adımda ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Mesela nasıl ki dün geceki Leyli-i Kadir'e ulaşmak için iki yol var. Dün geceki Kadir gecesine geçmek için İki yol var. Biri, bir sene gezip dolaşıp ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için, Kadir gecesini yakınlaşmayı elde etmek için bir sene mesafeyi tay etmek, geçmek ve beklemek lazım gelir. Öyle ya. Dün gece Kadir gecesi yaşanmış, geçmiş gitmiş. Tekrar aynı geceye gelmek için bir sene beklemek, dolanmak gerekiyor. Şu ise ehli sülükün, yani tasavvuf yoluna giden tarikat mensubu insanların mesleğidir ki ehli tarikatın çoğu bununla gider. Yakınlaşma mesleğiymiş. O geceye yakınlaşma mesleği, uzun bir yol. İkincisi, zamanla mukayyet olan, zamanla kayıtlı olan cismi maddi, İnsan, insanın maddi bedeni gılafından sıyrılıp, o manevi kılıftan sıyrılıp, tecerrütle sıyrılarak ruhen yükselip, dün geceki Leyli-i Kadri, öbür gün Leyli-i Eid, bayram gecesiyle beraber bugünkü gibi hazır görmektir. İkinci tarz böyle bir şey. Dün geceki Kadir gecesiyle öbür günkü bayram gecesini, bu geceyi, hepsini birden hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet, kayıtlı değil. Hissiyat-ı insaniye, insanın duyguları, ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten
mazi ve müstakbel, geçmiş ve gelecek zaman olan vakitler, ona nispeten bu dereceye yükselmiş adamlar için hazır hükmündedir. Bu da ikinci tarzmış. İşte bu temsile göre dün geceki Leyli Kadre geçmek için mertebe-i ruha, ruh mertebesine çıkıp maziyi, geçmiş zamanı hazır derecesine görmektir. Şu sır rıgamızın, çok ince ve derin sırrın esası akrebiyet-i ilahiyenin inkişafıdır. Akrebiyet-i ilahiye ne diyor? Akrebiyet-i ilahiyenin kişinin aleminde inkişaf etmesiymiş. Mesela bu ne demek anlayamadık ya. Bezzaman misal veriyor. Cenab-ı Hakk'ın bize bizden daha yakın olduğunun keşfedilmesi, inkişaf etmesi nasıl olur? Mesela güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, ışığı, harareti, ısısı ve misali görüntüsü, aksi misali aynamızda ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Yani güneş bize hakikaten bizden yakın. Biz ise 150 milyon kilometre uzaklıktayız kendisine. O ısısıyla, ışığıyla, yedi rengiyle, aksi misali görüntüsüyle, hatta kızıl ötesi, mor ötesi denilen ultraviyole ışınlarıyla bizim içimizden geçip gidiyor, delip gidiyor. Biz farkında bile değiliz tabii. Yani yazın özellikle güneşlenin, hele hele yeni gelişmekte olan çocukları güneş ışığını çıkarın diyorlar ya, yani kemiklerin alacağı E vitamini güneş ışığından alınıyormuş. Sübhanallah. E vitamini, D vitamini oradan alınıyor. Eğer sen alamıyorsan bu sefer yedek vitamin damlalarıyla, haplarıyla onu telafi etmeye çalışıyorlar. Demek ki güneş ısısı, ışığı, ışınları, görüntüsüyle bize bizden yakın. Ama biz 150 milyon kilometre uzaktayız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini, bize olan yakınlığını hissetsek, aynamızdaki misali olan timsaline, görüntüsüne, yansımasına münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu tanısak, ziyası, harareti, ısısı, ışığı, heyetin ne olduğunu bilsek, onun akrebiyeti, bize bizden daha yakın olduğu bize inkişaf eder. Yakınımızda onu tarayıp münasebettar oluruz. Eğer biz bu diyetimiz, uzaklığımız noktayı nazarından ona yakınlaşmak ve tanımak istesek, pek çok seyri fikriye, fikren harekete ve sülûk-u akliye, aklen yol almaya mecbur oluruz ki, kavânin-i fenniye ile, fenni kanunlarla fikren semavata, gökler alemine çıkıp, fikren çıkıp semadaki güneşi tasavvur ederek, sonra mahiyetindeki ziya ve harareti, mahiyetindeki ışık ve ısısını ve ziyasındaki, ışığındaki elvan-ı seba, yedi rengi uzun uzadıya tetkikat-ı fenniye ile anladıktan sonra, birinci adamın kendi aynasında az bir tefekkürle elde ettiği kurbiyeti maneviyeyi, manevi yakınlığı ancak elde edebiliriz. İşte şu temsil gibi nübüvvet ve veraset-i nübüvvetteki peygamberlik ve peygamberlik mesleğine varis olmaktaki velayet evliyalık yolu, sırrı akrebiyetin, Allah'ın bize bizden daha yakın oluşunun sırrının inkişafına bakar. Velayet-i sahire ise ekseri kurbiyet, yakınlaşmak esas üzerine gider. Birçok meratipte, mertebelerde seyr-i sülük, hareket etmeye mecbur olur. Şimdi sahabelerin Cenab-ı Hakk'ın insanlara
kendisinden daha yakın olduğunu anlamasının, keşfetmesinin, inkişaf etmesinin misalini bir örnek vererek anlatmak isterim. Yine bu mektubatta 19. mektubu okuduğumuz zaman karşımıza çıkacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye gittikten sonra çevre devletlere elçiler gönderdi. Onlarla İslam'a davet mektupları gönderdi krallara, imparatorlara. Mesela İran Kisra'sına bir elçi gönderdi. Mısır'dakine Mukavkis'e bir elçi gönderdi. Yemen padişahına bir elçi gönderdi. Bizans İmparatoru Heraklius'a da gönderdi. Şimdi Yemen padişahına gönderdiği elçinin adı Sefine. Bu Sefine yola çıkmış. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubuyla beraber çölde giderken bir yerde yolunu kaybetmiş. Ve karşısına bir aslan çıkmış. Kaybettiği yol, aman Allah'ım. Koskocaman bir aslan gürleyerek ondan sonra üzerine doğru geliyor. Yiyecek, parçalayacak yani. Aslan yaklaşınca dur demiş. Ben Allah Resulü'nün elçisiyim. Ben onun mektubunu götürüyorum Yemen Sultanı'na. Arslan zınk diye kala kalmış. Elçi Sefine'ye bir şey yapmadığı gibi bir de ona yolu göstermiş, kaybettiği yolu göstermiş. Şuna bakar mısınız ya? Şimdi bu elçilik yapan Sefine şöyle düşünüyor mutlaka. Ben Allah'ın kuluyum. Bu arslan da Allah'ın yarattığı bir mahluku. Şu anda Allah beni görüyor. İsterse bu arslanı beni yedirtir, isterse bu arslan bana hiçbir şey yapamaz. Her şey benim Rabbimin kontrolünde diye düşündü. Onu yemek için koşarak gelen hayvana dur dedi. Allah hayvanı durdurdu. Hem dokunmadı, hem ona kaybettiği yolunu gösterdi. Şu sahabedeki keramete bakar mısınız? Şu Allah'ın bize bizden daha yakın olduğu anlamı sırrının onun dünyasında inkişafına bakar mısınız? Ya dönüşte de buna benzer bir olay olmuş. Bir de Mekke'de Mekke müşrikleri gizli Müslüman olan iki tane sahabeyi yakalamışlar. Ve ikisini ayrı ayrı birer direğe bağlamışlar. Altına da odunları yığmışlar, ateşe vermişler, yakacaklar. Sen bize rağmen nasıl Müslümanlığı seçersin diye ikisini yakacaklar. O sahabilerden bir tanesi veya ikisi birden bilemiyorum. Demiş ki ya Rabbi biz biraz sonra şehit olacağız. Belli yakacaklar bizi bunlar. Ama ne olur sen bizim selamımızı Resulullah'a götürür diye dua etmişler. Esselamu aleyke ya Resulallah diye selam vermiş. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Saadet'te sahabi-i kirama ders yapıyormuş, sohbet ediyormuş. Bir an durmuş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü demiş. Diğer sahabiler şaşırmışlar. Ne oldu Resulullah birdenbire? Konuşmayla hiç alakası olmayan bir selam alma olayı var. Aleyhisselam'ı aldıktan sonra sahabelerinin hayretini gidermek için buyurmuş ki şu anda Mekke-i Mükerreme'de filan filan kardeşlerinizi müşrikler yakaladılar. Direğe bağladılar. Odun yıldılar altlarına ve şu anda yakıyorlar. Onlar Allah'tan niyaz ettiler, dua ettiler ki bizim selamımızı Resulullah'a ulaştır ya Rabbi. Evet, onların selamını Rabbim bana ulaştırdı. Onların selamını aldım. Kardeşlerinize rahmetle dua edin, mağfiretle dua edin diyor. Demek o sahabi, o iki sahabi
Ben şu anda Rabbimin gözetimi altındayım. Demek ecelim bunların elindenmiş. Öleceğim biraz sonra. Ama benim selamımı Rabbim Resulullah'a götürür diye ne kadar içten ve yürekten dua etmiş olmalı ki Esselamu Aleyke ya Resulallah diye selam ettiği zaman Allah Resulü onun selamını alabiliyor. İşte her an Allah'la beraber olma şuurunun sahabilerdeki muazzam inkişafıdır bu hadise. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da ve nahnu akrabu ileyhi min habil verit ferman ediyor. Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Ve Sübhanallah. Ya bu şuur çok önemli. İşte Risale-i Nur sahabi-i kiramda olan o asıl şuurun bir cilveciğini bizlere yaşattırıyor elhamdülillah. Ve huve ma'akum eynema kuntum diyor Cenab-ı Hak Hadid suresinde. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah her an bizimle beraber de biz Allah'la beraber miyiz? Esas sorun o. Esas problem o. Eğer biz her an Allah'la beraber olmak şuurunu elde ettiysek korkma. Allah ne emrettiyse yapar, neyi haram ettiyse ondan kaçarız. Mühim olan onun inkişaf etmesidir. Şimdi baş taraftaki soruya bu birinci cevap verildikten sonra ikinci makamda da şu ifade var. O hadisata yani asr-ı saadette olan iç kargaşalara, o Cemel vakası gibi, Sıffin muharebesi gibi, daha başka bir sürü olaylar var. Üç büyük halifenin şehit edilmesi gibi. O olaylara sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudiden ibaret değildir ki onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok muhtelif milletlerin İslamiyet'e girmesiyle birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı, fikirler karıştı. Yani çok kısa zamanda yani İslam çok devletleri hakimiyeti altına aldı. Mesela Sa'd İbni Vakkıs kumandası İslam ordusu İran'ı fethetti ve Sasani Devleti'nin sonunu getirdi. Ve işte bunlar bahusus bazıların gurur milleri Hazreti Ömer'in darbeleriyle ki onun halifeliği zamanında oldu. Dehşetli yaralandığından İranlılar bilhassa seciyeten karakter bakımından intikama fırsat beklerlerdi. Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş yani özellikle İranlılar mecusiydi, ateşi tapıyorlardı. Hem dinleri kaldırılmış hem devletleri kaldırılmış ortadan. Hem medar-ı şerefi olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş, intikamını bilerek veya bilmeyerek hakimiyeti İslamiye'den almaya hissen taraftar bir suret almış. Onun için Yahudi gibi zeki ve dessas çok hilekar, desteci bir kısım münafıklar o haliti içtimaiyeden sosyal hayatın hallerinden istifade ettiler denilmiş. Demek o hadisatın, olayların önünü almak, o vakitteki hayat-ı içtimaiyeyi, sosyal hayatı ve muhtelif efkarı, fikirleri ıslahla olurdu. Yoksa bir iki müfsidin, bozguncunun keşfedilmesiyle olmazdı. Bundan dolayıdır ki Hazreti Ömer'in katili olan Firuz denilen zat keşfedilemedi. O biraz sonra gelecek, yarın akşam dersimizde. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'in katili olan haricilerden Abdurrahman İbni Mülcemül Harici namaz esnasında zehirli hançerle Hazreti Ali Efendimiz'i radıyallahu anh şehit etti. Öyle bir iki bozguncuyu bulmakla, keşfetmekle fesadın önünün alması mümkün değilmiş. O genel efkarı düzeltmek gerekiyormuş. Diyelim bu akşamlık burada dersimizi tamamlayalım. Yarın akşam kaldığımız yerden sorulu cevaplı dersimize
devam edelim inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.